Evet, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Henüz netleşen bir isim yok. Ben hemen bu konuda Volkan Demir'e dönmek istiyorum. Volkan Demir aslında merakla beklenen konu Denizlispor maçında tabii ki kulübede kim olacak ve daha sonra da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Dünkü antrenmandaki fotoğrafla başlayayım. Evet. Volkan Demirel ve Emre Belezoğlu'nun takımı yönettiği, antrenmanı yönettiği bir görüntü var, bir fotoğraf var. Onu herkes görmüştür. Şöyle, birincisi Emre Belezoğlu halen bir futbolcu. Teknik heyette herhangi bir görevlendirme yapılmadı kendisine. Ve henüz kendisinin futbolu bırakma gibi bir kararı yok. Yani benim bildiğim kadarıyla en azından yok. Euro 2020'de olmak istiyor. Sonrasına bakacak. Euro 2020'de biliyorsun bizim ülkemiz açısından çok son derece önemli bir turnuva. Ve Emre'nin eleme sürecinde yaptığı katkılar ve Şenol Güneş'e kısacası asistanlık mı diyeyim artık, yardımcı hocalık mı diyeyim, buna benzer bir görevi zaten var. Sağ içi lider özelliği olan bir futbolcu. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım, milli takımda çok fazla maalesef sakat oyuncumuz olduğu için Emre Belezoğlu da orada önemli bir alternatif olacak. Önemli bir alternatif. Bir, ikincisi Emre Belezoğlu tıpkı milli takımda olduğu gibi Ersun Yanal döneminde de Fenerbahçe'de teknik heyetle fikir alışverişinde bulunuyordu. Fikirlerini paylaşıyordu takıma dair. Hatta bazı müdahalelerin, Ersun Yanal tarafından yapılan bazı müdahalelerin Emre'nin önerisiyle, Emre'nin fikriyle, Emre'nin danışmanlığında yapıldığını ben duymuştum. Zaten Emre Fenerbahçe'ye geldiği gün hem takıma oyuncu olarak hizmet versin, hem de herkesin saygı duyduğu bir futbolcu olarak takımda belli başlı noktalarda müdahalelerde bulunarak teknik heyete de asist yapsın kısacası. Plan buydu, proje buydu. Şimdi Ersun Yanal gitti diye Emre Belezoğlu da kenara çekilecek hali yok. Şimdi Volkan Demirel, o da eski takım arkadaşı ve kaptanlığını yaptı. Yani Volkan Emre'nin kaptanlığını yaptı. İkisi de birbirinin kaptanlığını yaptı aslında. Doğal olarak onlara da, o antrenör ekibine de, o teknik ekibe de Emre'nin bir desteği, bir nasıl söyleyeyim, mutlaka olacak. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Emre destekli bir teknik heyet var şu anda. Emre destekli bir teknik heyet. Teknik heyetin içinde Emre yok. Emre şu anda futbolcu. Hedefi Denizlispor maçına yetişmekti ama idmanlara çıkamıyor. Benim aldığım bilgi oynayamayacağı yönünde Denizlispor maçında. Ama mutlaka kulübede olarak işte hem eski takım arkadaşı Volkan Demirel'e hem de diğer antrenör ekibe yardımcı olacaktır. İşte soyunma odasına girip futbolcuları uyaracağı ya da motivasyon konuşmaları yapacağı anlar olabilir. Ya da anlık maç devam ederken Volkan Demirel'e yapacağı fikir paylaşımlarıyla destek olabilir Denizli maçı içerisinde. Buna benzer bir süreç var ama Emre Belezoğlu'nun bir teknik heyet mensubu olmadığının altını çiziyorum. Yani böyle bir görevlendirme yapılmadı. Böyle bir yetkilendirme yapılmadı. Zaten lisansı da yok bildiğimiz kadarıyla. Yok. Ya futbolcu zaten. Evet. Yani kulübede olabilir ya futbolcu olduğu için. Olabilir. Kulübede futbolcu olarak durabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Takıma da müdahale de edebilir. Sonuçta takım kaptanıdır. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bir yetkilendirme, bir görevlendirme yapılmadığının altını çizeyim. Takımın başında Volkan Demirel olacak o zaman. Volkan'ın da şeyi yok. Yani o kağıda esame listesine yazılacak. Kulübede olamıyor. Şeyi yok. Yok, kulübede olabilir. Olabiliyor. Devre arasından itibaren olabiliyor. Yer olmadığı için giremiyordu. Benim bildiğim kadarıyla devre arasından itibaren girebiliyor. Ona bir daha bakarız. Ben de lisansı olmadığı için, mesela Servet Hoca da hala Sivas'ta giremiyor. Onun lisansı çıkartmak gerekiyor. Yani lisansı çıkartamadığı için giremiyor. Sezon sonunda herhalde alacak. Olabilir, bakarım ona bir daha ama benim bildiğim kadarıyla olacak kulübede. Zaten şeyin var, Zeki Hoca'nın var lisansı. Onlar olabiliyor. Zeki Hoca yazacak. Yani Zeki Hoca yazacak Fenerbahçe'nin esame listesinde. Zeki Murat göle yazacak. Zeki Murat yapacak. Peki. Onun dışında bu teknik heyet, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani böyle gözden çıkarılmış, gelsin 2-3 maç yönetsin, ondan sonra zaten hoca getireceğiz düşüncesiyle görevlendirilmiş bir teknik heyet değil. Onu da belirteyim. Şimdi Volkan'ın bir teknik direktörlük hedefi var. Çok net biliyorum. Hı hı. Emre'nin bir teknik direktörlük hedefi var. Şimdi bu oyuncular Fenerbahçe tarihinde anlamlarına baktığında çok büyük anlamları var bu oyuncuların. Bu oyuncuların aslında bazı noktalardan bunlar bir fırsat.
bugün Denizlispor maçında takımın yönetiminin hani fiili olarak, resmi olarak olmasa fiili olarak bu oyuncuların elinde olması bu oyuncular açısından bir fırsat. Ya da oyuncular diyorum hala Volkan Demirel hala kafamızda. Bu isimler için. Evet. Hala oyuncuymuş gibi geliyor. Hala oyuncuymuş gibi geliyor ama o artık antrenör. Volkan Hoca dememiz lazım. Evet. Volkan Hoca ve geleceğin hocası Emre Belezoğlu için bir fırsat. Açıkçası yönetimde bu süreci biraz bir gözlem süreci olarak düşünüyor. İkisinin performansının nasıl olduğu, Fenerbahçe'nin geleceğini planlayabilecek, inşa edebilecek antrenörlük meziyetlerine sahipler mi? Ya iyi futbolcu olabilirsiniz ama iyi antrenör olamayabilirsiniz. Mesela en yakın örneği George Hagi. Ama bunu görmek için tek maç ama ve şöyle, şu kriz şöyle, ortamı ne kadar tek maç olmayabilir. Acaba? Şöyle bir şey var Volkan. Orada Hagi benzerliğini yapıyorlar sürekli o kıyaslamayı ama Hagi Galatasaray'a gelmeden önce Bursa Spor'u çalıştırmıştı. Yani bir hocalık yaparak geldi. Yani direkt böyle Galatasaray'ın hayır, başında... Hayır, şunu söyleyeceğim. İlla başarılı olacak, iyi futbolcuysa iyi başarı yakalayacak diye bir şey kredi oluyor bir defa. Yani. Ondan bahsediyorum. Beklenti yüksek oluyor bir kere. İşte Emre Volkan diyor herkes. Oo filan oluyor. O beklenti sizi başarıyı getirirseniz sizi daha yukarı taşıyor. Başarısız olursanız açıkçası gözden düşen bir yapıya bürünüyorsunuz. Profile bürünüyorsunuz. Az önce söylediğin şey önemliydi ama tek maç olmayabilir diye. İstersen onu biraz daha açalım. Tek maç olmayabilir. Hı hı. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin sona yaklaştığı veya görüşmelerde mesafe kat ettiği bir teknik direktör adayı yok. Haberinizde ya daha doğrusu benim sabah gazetesindeki haberimde Roger Schmidt ismi var. Bu isimle ilgili şunu söyleyeyim. Bundesliga'da halen ciddi piyasası olan bir adam. Hı hı. Ve işte o Çin'deki başarısızlığına rağmen vesaire. Çünkü orada Leverkusen'de yaptıkları az buz işler değildi. Çok değerli işler yaptı orada. O yüzden Bundesliga'yı zorluyor gibi duruyor. Bence sezon sonunu da bekleyebilir. Kendisi takımı alabilmek için oradan. Bu açıdan şu an süreç devam ederken bu ismin gelebilme ihtimali biraz zor gibi duruyor. Şimdi ikinci boyutu şu. Başka hocalar da var. Fakat ligin öyle bir dönemine girdik ki herkes biraz çekinceli. Şimdi kadro yıpranmış, belli başlı mental düşüşler olacak. Şampiyonluktan öyle ya da böyle Galatasaray yenilgisiyle Fenerbahçe ağır yara aldı. Sadece sıralama anlamında söylemiyorum. Kafa anlamında, mental anlamda da ağır yara aldı. Bu düşüşler yaşanacak. Bunları da teknik direktörler gayet net hesap edebilen adamlar. Açıkçası kolay kolay bu yolda koltuğu alabilecek, ha 1,5 yıllık sözleşme önerirsiniz, gelecek yılı da garanti altına alırsınız, o zaman olabilir, konuşulabilir ama hani sezon sonuna kadar gelsin bizi taşısın diyeceğiniz bir teknik adam Türk antrenörler dahil şu an pek gözükmüyor. Yani daha doğrusu var, onları Fenerbahçe yönetimi istemiyor ama o Fenerbahçe yönetiminin kafasında bulunan hocalar da Türkler dahil 10 maçlık bir şey istemiyorlar açıkçası. 10 maçlık bir süreç istemiyorlar. Yani isteyen herkes 1,5 yıl en az diye düşünüyor. Ki yabancı olursa bu belki 2,5 yılda olabilir. Başka isimler de var. Schmidt'in dışında başka isimler de var. Ben bu hafta zaten yani maç yarın. Bu hafta olmayacak. Önümüzdeki haftanın da bu teknik ekiple, mevcut ekiple devam etme ihtimali bulunuyor diyorum. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanda Konya ile oynuyor. Hı hı. Oraya da yine aynı şekilde bu teknik ekip hazırlayarak maça çıkartabilir takımı. Yani kısa bir süreç değil. Bir maçta Emre'yi, Volkan'ı gelelim. Sen dedin ya görelim bakalım oluyor mu olmuyor mu. Bir maçlık bir süreç değil bu. Evet, hem onları da baskı altına alacak bir şey. Çünkü daha önce hiç teknik direktörlük yapmamış insanları da bu kadar böyle bir kriz ortamında belki de hani doğrudan suyun içine atıp da bir şey yapmasını beklemek. İki maçlık da olmayabilir. Daha fazla da olabilir. Sonuçta bu teknik heyetin göstereceği performans Fenerbahçe'nin gelecek teknik adama ikna etme konusunda, gelecek teknik adamı ikna etme konusunda ve elinin güçlenmesi konusunda, panik karar vermeme konusunda teknik yönetimin de işini kolaylaştıracak. Mevcut şu anda antrenmana çıkartan takımı, teknik ekipten bahsediyorum. Rahatlatacak yani bunların performansı, bu isimlerin performansı yönetime de bir hareket alanı, nefes alma alanı sağlayacak. Dediğim gibi
Ama şunu da söyleyeyim. Gelecek sezon, ha benim bak gönlümden geçen, çok net söylüyorum. Sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu, Volkan Demirel bu şekilde gitsin. Hı hı. Bu da neye bakıyor biliyor musun? Bu Denizlispor galibiyeti iç sahada gelirse bu böyle devam etme ihtimali yüksek. Benim gönlümden geçen budur.